Günaydın. Bugünkü kahvaltı ballı ekmek, şöyle biraz kızarttım, sütlü omlet ve birazcık Ezine peyniri. Bu kadar. Akşam yemeğinde patlıcandan beğendi yaptım, beşamel soslu ve kaşarlı. Üzerine sade baharatlı tavuk soteledim ve şurada 2'şer dilim çiğ köftemiz var. Bu kadar. Kızım merhaba. Şimdi BİM'den yapmış olduğum alışverişi göstereceğim. Sandviç ekmeği aldık. Şöyle. Sonra bugün ayva tatlısı pişirdim. O yüzden kaymak aldım. Birazdan servis yapacağım. Patates. Çıkarabilsem. Evet, şöyle patates aldım. Haftalık alışveriş. Her hafta aldığımız şeyler aslında. Süt. Tuvalet kağıdı. Her zamanki. Şu beyaz çikolatalı gofretlerden 2 tane daha aldım. Yani her hafta alıyorum bunlardan birkaç tane. Çok lezzetli. Ben bunu çok seviyorum. 2 tane diş fırçası kabı. Bende vardı. Çok çok eskidiler. İçi böyle beyaz beyaz şeyler oldu. Bayağıdır kullanıyordum. 2 tane aldım. 90 kuruş mu ne tanesi. İyi oluyor bunlar. Bir tane kahvenin yanına şu çikolatadan, bir tane şu fırçadan. Bu fırça çok ucuz ve fırçanın kılları çok yumuşak. Normalde çok sert oluyorlar ve ben kullanamıyorum ama fiyatı da çok ucuz. 2 lira mı, 2,5 lira mı öyle bir şey. Bu markanın fırçasını neyse ben çok sevdim gerçekten. Bu da Big Bubble. Normalde bana doktorun tavsiye ettiği fırça vardı. 29 lira mıydı neydi? Hep onu kullanırım. Çok inceydi kılları. Bunun fırçasının kılları da aynı onun gibi. Nasıl olmuş anlamıyorum ama çok hoşuma gitti bu fırça. Tatlımı şöyle pişirdim bu tencerede. Şöyle bakın. Güzel renginde vermiş. Hayret yani, hep böyle şey çekirdeğiyle normalde bu kadar bile renk verdiremezdim. Bu sefer çok güzel. Biraz kaynatıp sonra kısık ateşte kabuklarıyla, tarçınla ve çekirdekleriyle birlikte bir yavaş yavaş pişirdim. Rengini gayet güzel vermiş. Şimdi şu kadar tadımlık koydum kendime. Kalan tencereyi dolaba koydum. Biraz soğumasını istiyorum 1 saat. Sonra afiyetle yiyeceğiz. Şimdi tadına bakacağım. Evet, tatlım böyle servis ettim. Çok güzel olmuş arkadaşlar. Bize afiyet olsun. Evet arkadaşlar, şimdi pazar alışverişi yaptım. Onları göstereceğim. 1 kilo domates. Seçtirmediler ama yine işte ne iyi ne şey. Bir tane şöyle çürük koymuş. Neyse, bir taneye şükür. Bazen hepsini çürük koyuyorlar. 2 kilo mandalina, çünkü ben grip gibi bir şeyim. Ya grip değilim de böyle soğuk aldım. Üşüyorum çok. O yüzden mandalina, ayva. Ayva çok güzel. Şöyle 3 tane 1 kilo ayvamız var. Muz. Yarım kilo mantar. 2 kilo karnabahar var burada. Çünkü karnabahar pizzası yapacağım. Yarın yapacağım. Burada şu mor soğanlardan aldım yarım kilo. Çünkü bunda pizzanın bir tanesini normal kaşarlı, sucuklu, mısırlı, domatesli karışık yapacağım. Diğer bir tanesini de ıspanaklı, kırmızı mor soğanı karamelize edip koyacağım ve beyaz peynirli yapacağım. Ezineli ya da kaşarlı. İki çeşit peynirli. Şöyle mısır aldım. Şu küçük küçük patateslerden aldım. Çok küçük bunlar. Haşlamalık. Bunları haşlayacağım ve yanında yumurta haşlayacağım. Onlarla birlikte içine maydanoz falan koyup salata yapacağım ve son olarak yarım kilo fasulye aldım. Bunları da şimdi hemen temizleyeceğim. Yarına şöyle güzel birazcık kıymalı ve zeytinyağlı fasulye, çok canım istiyor. Ondan yapacağım. Şurada da biraz şu helvadan aldım. Normalde ben bunu sevmiyordum ama geçenlerde annem aldı, çok beğendik. O yüzden şöyle az bir şey, 2 kişilik yine aldım devrama kendim için. Bu kadar. Şimdilik bu kadar. Bu karnabahar pizzasının tarifi zaten kanalımda var. Öyle uzun uzun çekmem ama ara ara çekmeye çalışırım yaparken. Sonra görüşürüz.
Arkadaşlar şimdi karnabahar pizzası yapıyorum. Şöyle sucuk kestim. Kaşarımı rendeledim. Ispanak yıkadım bir bağ. Mantarı boş zeytinyağla soteledim. Mısırımız var. Burada da karamelize soğan yaptım. Şu mor soğanlardan. Karnabaharı rendeledim. Sıcak suda haşladım. Ve şimdi bunları süzüyorum. Tülbentle iyice suyunu alıp bir kaba koyacağım. Karnabaharlarımı güzelce tülbentle süzdüm. Şimdi şöyle bir kaba aldım. Bunun soğumasını bekliyorum. Şimdi birazdan bunu yumurta, 2 tane yumurta kıracağım içerisine ve bir avuç kadar un koyup bir avuç kadar da kaşar peyniri koyup hamur haline getireceğim. Şimdi yumurtanın pişmemesi için bunu iyice soğutacağım. Burada da çeri domateslerimi doğradım ve zeytinyağı, tuz ve kekikle karıştırdım. Bu şekilde koyunca çok daha lezzetli oluyor çünkü. Onları da o şekilde hazırladım. Karlı karışımlarımı şöyle 3 tepsiye bölüştürdüm ve fırına attım. Fırındakiler şöyle biraz sertleşti. Şimdi malzemeleri koyacağım. Şununla başlayacağım. Şöyle kapatıyorum. Karışımın içerisinde karnabahar, biraz kaşar peyniri, tuz ve biraz un, 2 tane de yumurta koyup o şekilde karıştırıp yaydım. Şimdi salçalı sos yaptım kekikli. Onu sürüp üzerine istediğim malzemeyi koyacağım. Salçasını sürüyorum şöyle, salçalı sosumu. Sosumu sürdüm. Şimdi üzerine biraz peynir koyuyorum. Şimdi peynirden sonra sucuklarımı diziyorum. Bu karışık olan pizza. Evet, sucukları da koydum. Şimdi mısır koyacağım. Şöyle mısırlarını dökeceğim. Evet, biraz mısır, domates, çok az mantar ve karamelize soğanlardan ekledim üzerine. Yani ne varsa koydum, bu karışık olan. Sadece ıspanak koymadım. Ve domates salçalı sosundan koyarak başlıyorum. Bu da bitti. Arkadaşlar bu da üçüncü pizzamız. Bu ıspanaklı, en altında kaşar var, karamelize edilmiş mor soğanlarım var ve çeri domates kekikle zeytinyağlı karıştırdığım çeri domatesim var. Üzerine birazcık da ezine gezdireceğim ve bunu da fırına atacağım. Pişti, karışık olan bu. Arkadaşlar bunun altı pişmemiş hamur, o yüzden bunun altını bir daha pişireceğim. Diğer mantarlı pizzam burada. Bunun altı da üstü de çok güzel pişti. Şimdi bunu sıcak sıcak hemen keseceğim. Ispanaklı pizzam da şu an pişiyor. Bu şekilde onu Bozbey'den kahve çektirdik. Şöyle birazcık tulum loru aldık. Tadı çok güzeldi. Börek yapacak annem. Burada yufka var. Şöyle yufka. Burada foça yoğurdu var. Burada patates var börek için. Bunu da kendime aldım. Aynı lordan, çünkü tadı gerçekten çok güzeldi. Ben de az bir şey, 2-3 tane yufka aldım. Sigara böreği saracağım eve gidince. Bir de birazcık ezine peyniri aldım şöyle. Bunun da tadı çok güzel. Bu kadar.